Periferik nabızı alamıyorum. Kalp bir türlü cevap verme. CPR'a başlayalı yarım saati geçti. İlan et. Ölüm saati 8.32. Tansiyonunuzu zorlukla kontrol altına alabildik. Ancak kalp zar altında bir kanama var. Ve bu da kalbinize baskı yapıyor. Hayati tehlike çok yüksek. Bunun için size hemen ameliyat almamız lazım. Kocam nasıl? Öğrenir öğrenmez size bildiririm. Zenan Hanım, Nerman Hanım'a ameliyat hazırlayalım. Kızım. Onkolojide yatıyor. İlik nakli yapıldı. Gidip bakar mısınız? Ondan haber almadan ameliyata girmem. Tabii efendim. Merak etmeyin. Hocam, Fikret hocam. Hastanın eşi nasıl? Merak ediyor. Eksi oldu. Ameliyattan önce söylemeyelim bunu. Kalbi iyi durumda değil. Allah'ım, ne korkunç bir durum. Kızı da bu hastanedeymiş. İlik nakli olmuş yeni. Olamaz. Peki Murat, sen hastanın kızıyla ilgilen. Senan, sen de... Hocam, ben görüşeyim kızıyla. Hastaya söz verdim. Tamam. Murat, sen de Nermin Hanım'ı ameliyata hazırla. Ve kocasının durumunun henüz belirsiz olduğunu söyle. Moral bozma ama çok da ümit verme. Eylül, hadi neredesin? Arabayı çalıştırdım, bekliyorum. Dikkat çekeceğim artık. Bir şey olmaz, bekle daha. Neyi bekliyoruz peki? Çünkü uyuyor, uyandırmak istemiyorum. Uyuması daha iyi değil mi? Üstüme gelme sen de. Zaten kafam karıştı. İçimde kötü bir his var. Bunu yapmam belki de doğru olmayacak. İyi, ben gidiyorum o zaman. Hiçbir yere gitmiyorsun, bekle dedim sana. Sen olduğunu biliyordum. Ne işin var burada? Dur diyorum. Dur dedim sana. Bırak, bırak kolumu. Hamile bir kadını itecek misin? Yalvarırım bırak ya. Kötü bir şey yapmadım ben. Ne yaptın Aslı'ya? Orada ne işin vardı? Ya ne olur bırak. Yemin ederim kötü bir şey yapmadım. Ya çocuğa zarar vermedim. O iyi. Hem de çok iyi. Merak etme. Göreceğiz. Şimdi benimle başhekime geliyorsun. Hastane güvenliğine haber vermemi istemiyorsan kaçmaya çalışma. Bak, anlamıyorsun. Ben sandığın gibi biri değilim. Ha, Levent'i çağır, o gerekli şeyleri sana anlatacaktır. Levent ha? Koruyucun o demek. Üzgünüm ama şu anda seni sevgilim bile kurtaramaz. O çocuğa ne yaptığını açıklamak zorundasın. Sizi bir an önce ameliyat etmeliyiz Nermin Hanım. Olmaz. Kızımdan haber gelmeden girmem. Gidip baksana Zenan nerede kaldı. Nermin Hanım... Kızınız gayet iyi durumda. Sadece sizi özlemiş ve gelmenizi bekliyor. Evet, uyutabiliriz hastayı. Hocam, konuşmamız gerekiyor. Acil bir konu. Tamam, çıkın. Murat beni asiste eder. Peki. Çocuğu kontrol ettim. Bir anormallik görünmüyor. Ama kız onun başındaydı. Ve neden orada olduğunu açıklamıyor. Tabii en tuhafı doktor önlüğü giymiş olması. Emin misin Zenan? Levent Bey'in yanında gördüğümüz kız mı? Evet hocam, o kız. Sanırım cesaretin nedeni de bu. Levent Bey'in sevgilisi. Allah. Onkoloji asistanlarına çocuğu ayrıntılı şekilde muayene etmelerini söyledim. Kızı da başhekime teslim ettim. Bir sorun mu var? Evet Levent Bey, bir sorun var. Hem de çok ciddi bir sorun.
Eylül Hanım, lütfen cevap verir misiniz? Neden doktor önlüğü var üstünüzde? Ve hastanın odasına hangi maksatla girdiniz? Eylül Hanım. Buyurun. Levent. Levent Bey, neler oluyor? Kız arkadaşınızı doktor önlüğüyle bir hastanın odasında yakaladık. O kız arkadaşım değil. Tanıyorsunuz ama. Evet. Sadece arkadaşım. İyi. Peki. Ama bu durum olanlara bir açıklama getirmiyor. Eylül, İnci'ye iyiliğini veren ve yaşamasını sağlayan kişi. Tamam, önlük giymesini savunamam. Ama en azından onun da bir zamanlar tıp okumuş olması belki yüreğinizi ferahlatır. Doğrusu pek ferahladığımı söyleyemem Levent Bey. Burası yol geçen anı değil. Haklısınız. Eminim Eylül de yaptığından pişmandır. Zuhal Hanım, izin verirseniz bu işi ben halledeyim. Peki. Nasıl yani? Böyle elini kolunu sallayarak gitmesine izin mi veriyorsunuz? Verdim. Sanırım siz de kararlarımı sorgulayacak yetkide değilsiniz Zenan Hanım. Müsaadenizle. Özür dilerim ama bu kararınızı ben de onayladığımı söyleyemeyeceğim. Allah'tan beni onaylamanız gerekmiyor İsmet Hanım. Fikret, Zuhal Hanım. İsmet değil. Çıkabilirsin. Senin çocuğun kız mı olacak, erkek mi? Benim tıpkı senin gibi dünya tatlısı bir kızım olacak. Ah! Tekmeliyor, dokunmak ister misin? Evet. Sahiden hissettim ayağını. Ne güzel. Keşke benim de bir kardeşim olsa. Ben? Sonra tekrar uğrarım, tamam mı İnci? Tamam. Peki annemler ne zaman gelecek? Hani hemen geleceklerdi? İşleri biraz uzamış tatlım. Sonra tekrar gelirim, oldu mu? Eğer siz gelemezseniz öbür doktor abla var ya, Eylül, o gelse de olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.